Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda hepimizin hayatında mutlaka yaşadığı, göz önünde oluşan şekillerin ve ışıkların nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ama önce şunu hatırlatmama izin verin. Daha çok video için 360 derece kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline basmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Göz, göz çukurunda bulunan iri bir bilye büyüklüğünde görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli 3 tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya göz akı denir. Bu tabaka önde tümsekleşerek saydam kornea tabakası olarak devam eder. Beyaz ve lifli yapıda olan bu sert tabaka gözü dış darbelere karşı koruyan kalın bir zardır. Çok damarlı bir bağ dokusu olan damar tabaka iki yüzündeki boyalı hücre örtüsüyle göz yuvarını tam bir karanlık oda haline getirir. Bunun ön bölümünde kirpiksi cisim kaslarıyla kirpiksi bölge yer alır. Kirpiksi bölgenin çok damarlı olan asıcı bağı gergin tutmak için kanla dolan küçük piramitler halindeki çıkıntılara kirpiksi uzantı denir. Kirpiksi bölgenin uzantısı olarak ön bölümde damar tabaka renk değiştirerek ortası delik bir diyafram oluşturur. Rengi insandan insana değişen iris, göz bebeğini büyütüp küçültmeye yarayan kas liflerini kapsar. Dikey olarak yerleştirilmiş bulunan kas lifleri kasılarak göz bebeğinin genişlemesini, çember halinde yerleştirilmiş kas lifleri ise kasıldıklarında göz bebeğinin büzülmesini sağlar. Böylece iris, değişen koşullara göre gözün içine uygun miktarda ışığın girmesini ayarlayan bir diyafram gibi çalışır. Gözün üçüncü ve çok ince tabakası olan A tabaka duyarlı bir tabakadır. Bunun arka bölümünde bulunan ortası çukur, beyazımsı küçük kabarcık görme sinir diski, görme sinirinin girdiği yerdir ve kör nokta diye adlandırılır. Kör noktanın biraz ötesinde sarı nokta yer alır. Burası da dıştan gelen görüntülerin en iyi biçimlendiği görme bölgesidir. Bazen gözünüzü ovuşturduğunuzda ya da açık mavi renkte bir fona baktığınızda gözünüzün önünde ufak şekiller belirir ve hatta bunları takip bile edebilirsiniz. Kimi zaman takip etmeye çalıştığınızda veya doğrudan bu şekillere odaklanmaya çalıştığınızda aynı hızla kaçarlar. Fakat gözünüzü geri çevirdiğiniz anda yeniden görüş alanınıza girerler. İşte bunlar yüzer noktalar olarak bilinen yapılardır. Daha teknik olarak vitreöz parçacıklar olarak isimlendirilebilirler. Daha da teknik isimleri ise Moschi volitantis olarak bilinir. Bu Latince'de uçan sinekler anlamına gelir. Bunun evrimsel bir avantajı ya da anlamı yoktur. Bunlar gözümüzün içinde varlıklarını sürdüren böcekler ya da sinekler değildir. Hatta dışarıdan gelen toz, kir gibi parçacıklar bile değildir. Bunlar basit bir şekilde gözümüzün kusurlu ve pütürcüklü diyebileceğimiz yapısından dolayı, ışığın yolu üzerinde olmasından ötürü gölgesini gördüğümüz ufak kimyasal parçacıklardır. Genellikle gözümüzün içini dolduran vitreöz sıvı içerisindeki yoğunlaşmış doku parçaları, kırmızı kan hücreleri veya öbeklenmiş protein yumaklarıdırlar. Bu yapılar katılaşmış ve bozulmuş vitreöz sıvının parçalarıdır. Bu yapıların çoğunun %99'u sıvı, %1'i katı parçacıklardır. Genelde katı parçanın yapısı kolajen ve hyaluronik asittir. Vitreöz arkası ve retinal bozulmalar, hiyaloid damarın bozulması, bazı ilaçların yan etkileri, retina yırtılmaları ve benzeri sebeplerle oluşurlar. Genellikle çocuklar bunları göremezler çünkü vitreöz sıvıları son derece transparandır. Ancak yaş ilerledikçe bunların sayısı artar çünkü vitreöz sıvı opaklaşmaya ve bozulmaya başlar. Normalde göz sıvısı içerisinde yavaş yavaş sürüklenirler. Ancak gözünüzü hızla çevirecek olursanız bu cisimler de bu hareketi takip edecektirler. Çünkü gözünüzü her çevirdiğinizde gözünüz içerisindeki sıvı hareket eder. Hatta gözünüzün hareketini birden durdurduğunuzda eylemsizlikten ötürü bu cisimler birazcık daha yollarına devam edecek, ondan sonra sürtünme nedeniyle duracaklardır. Bu sırada şekil değiştirebilirler. Hatta nadir durumlarda bir araya gelerek daha büyük parçalara dönüşebilir veya parçalanarak daha ufak parçalara ayrılabilirler. Her ne kadar hareket ediyor ve şekil değiştiriyor olsalar da bunlar canlı varlıklar değildirler. Bu cisimlere bireyin doğrudan bakmasının bir yolu yoktur. Çünkü bunlar gözün üzerinde bulunmaktadırlar ve gözünüzü çevirdikçe onlar da hareket edecektir. Aslında gördüğünüz şey o parçacıkların kendileri de değildir. Onların gölgeleridir.
Normal şekilde etraftan gelen ışık gözümüzdeki vitreo sıvı içerisindeki bu yapılara çarparak retina üzerinde gölgeler oluşmasına neden olur. Çoğu zaman oldukça bulanık yapılıdırlar. Bir yüzer nokta retinaya ne kadar yakınsa o kadar net gözükür. Bu tıpkı aşağı doğru bakan bir masa lambası altına elinizi koyduğunuzda elinizin masaya düşen gölgesi masaya ne kadar yakınsa o kadar net olması gibidir. Bunları görmenin en kolay yolu çok parlak beyaz bir yüzeye, örneğin aydınlatılmış bir kağıda, güneşli bir günde kar birikintilerine, parlak gökyüzüne ya da parlak bir bilgisayar ekranına doğrudan bakmaktır. Baktığınız arka plan ne kadar düzgünse ve tek renkse o kadar kolay görebilirsiniz. Ayrıca baktığınız yer ne kadar aydınlıksa göz bebeğiniz o kadar küçülecektir. Bu da görüntünün netleşmesini sağlayacaktır. Normalde beynimiz bunları görmezden gelmeyi öğrenir. Bu sebeple çoğu zaman günlük yaşantımızda bunlar dikkatimizi çekmez. Bu nedenle eğer ki rahatsız edici veya abartılı düzeyde değilse herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur. Ancak eğer sayılarının artmaya başladığı hissediliyorsa doktora gidilmesi önemli tavsiye edilir. Bazı durumlarda da bu parçacıkların artması bazı ciddi hastalıkların belirtisidir. Bu yapıların parçalanması ve yok edilmesi için vitrektomi ve vitreolis adı verilen iki yöntem uygulanır. İlkinde gözdeki bu yapıların bir emiciyle alınmasına çalışılırken, ikincisi daha çok lazer temelli bir tedavidir. Vitreöz parçacıklar ya da yüzer noktalar, gözünüzde görebileceğiniz hızlı ışık hareketleri ya da minik ışık patlamalarıyla karıştırılmamalıdır. Fosfen olarak bilinen bu olgu göze doğrudan ışık girmiyor olmasına rağmen ışıklı pırıltılar ve ışıltılar görme olarak tanımlanabilir. Karanlıkta otururken veya gözlerinizi sıkıca yumduğunuzda gördüğünüz pırıltılar fosfen örnekleridir. Kelime olarak fosfen Yunanca'daki ışık ve gösterme anlamına gelen sözcüklerin birleşiminden türetilmiştir. Fosfen basit bir şekilde retinamızda yer alan fotoreseptörlerin mekanik, elektriksel veya manyetik olarak uyarılması sonucu oluşur. Yani normal bir şekilde retinamıza ışık düşmesi sonucu görsel bilginin oluşmasına benzer şekilde oluşur. Ancak fark fosfen oluşumunda ışığın etkisinin olmamasıdır. Örneğin gözlerinize sıkıca yumduğunuzda ışıkların çakmasının nedeni kaslarınızın kasılması sonucu bu sinir uçlarının uyarılması ve olmayan bilgilerin iletilmesidir. Bunu basit bir diğer şekilde gözlerinizi ovalayarak da başarabilirsiniz. Elinizin gözünüzde oluşturduğu mekanik etki sinir uçlarını uyararak görüntüler yaratmaya yetecektir. Bir diğer sık karşılaşılan durum sert bir şekilde hapşırdıktan, sümkürdükten, güldükten veya öksürdükten sonra göz önünde ışıkların çaktığını görmektir. Aynı şekilde hızla ayağa kalkmanız sonucu kan basıncınızın birden düşmesiyle de bu şekilde görsel uyarılar oluşabilir. Bunun haricinde fosfen yapay yollarla gözün elektriksel olarak uyarılması veya etraftaki manyetik alanın çok hızlı bir şekilde değişmesiyle elektromanyetik kuvvetler dahilinde de sinir uçlarının elektriksel olarak uyarılmasıyla oluşabilir. Örneğin yörüngede veya ayda görev alan astronotların manyetik alan değişimine bağlı olarak fosfen gördükleri raporlanmıştır. Sizler de bu iki durumu sık sık yaşıyor musunuz? Peki bu durumlar sizi tedirgin etti mi? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.